Evet canlarım, şu anda Hakkari Merkez'deyiz. Hakkari Merkez gülüyor herkes. Keyfimiz yerinde. Hanımlar yöresel yemekleri yapmışlar, hazırlıkları yapmışlar. Beni davet ettiler, geldim. Hanımların hepsi birbirinden güzel. Ben gibi pembe rujlar sürülmüş. Bakımlı bakımlı saçlar yapılmış. Kalemler çekilmiş. Grand tuvalet giyilmiş. Biraz sanki incesiniz, hasta olacak gibisiniz değil. Ama değil mi? Değil. Ben montlayım, siz gömleklesiniz. Hangimiz doğruyuz şu anda? Hani izleyici diyecek ki hava sıcak mı, soğuk mu? Yani biz alıştığımız için iyi geliyor şu an. Üşümüyorum, bir üşümüyorum. Canım benim. Adınız ne? Aynur. Aynur. Senin ablan? Sultan. Sultanım. Sen? Ümmühan. Ümmühan. Arkamızda Sümbül Dağları. Tam Sümbül Dağları'nın eteklerindeyiz. Mis gibi oksijen var. O Hakkari'nin meşhur balları işte o dağlarda böyle arılar. Değil mi? Evet. Çiçeklerden. Ölemlerden. Aynen. Balları yapıyorlar. Ve bizler de mis gibi yiyoruz. Şu an bal zamanı mı? Şu anda yeni üreme zamanı. Daha yeni değil mi? Polenlere yeni. O zaman bir dahaki geldiğimde hem balı görelim, hem arıları görelim, hem de biraz bal alayım ben. Allah'ım tamam. Çok da severim. Şimdi kızlar, neler hazırladınız? Anne, Sultan ablaya bir soralım. Sultan ablam anlat. Deniz hazırladık. Kıyıs mı? Hakkari'nin yöresel yemeğidir, evet. Kıyıs, tamam. Evet. Nasıl yapılıyor? Şeyde kemik etten, hı hı, köfteler yapılıyor, kıymadan, nohududur. Kemik etten nasıl kıyma yapılıyor kız? Kemik eti, yok, kıymayı ayrı yapıyoruz, kemiği de ayrı pişirip içine koyuyoruz. Kıymayı ayrı köfte yapıyoruz. Köfteyle ve beraber onları bütünleştiriyoruz. Cevizi, ondan sonra kuru üzümü, parça et hem kıyma var. Evet, evet, ikisi de var. Bu zengin yemeği hayatım. Çok zengin. Aynen. Üzümü var, cevizi var, nohutu var, pirinci var, her şey içinde var. Herkes salçası yapamaz. Yok. Genelde Hakkari'de herkes yapıyor. Özel günlerde, düğünlerde, böyle kalabalık misafirliklerde, hı-hı, o günlerde yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Ha, anladım. Ama şöyle yemeğin bir özelliği var. Ekşi ve tatlıyı aynı anda kullanıyor. Şimdi ekşi ve tatlıyı bir arada duyduğum zaman yemekte hemen bana Osmanlı kültürü geliyor benim aklıma. Yemekler tatlı, ekşi birbiriyle meç edilmiş. Bu da herhalde o dönemden bizlere miras kalan yemeklerden biri diye düşünüyorum. İsmi Türkçe olabilir ama o yıllardan geliyor diye düşünüyorum. Bizim o zamanki büyükler yapmış. Büyük annelerimiz falan o zamandan yapmışlar aynı. Evet. Peki bunlar ne? Dogaba yemeğimiz. Evet. Yöresel yemeğimiz. Düğünlerde, özel taziyelerde, özel günlerde yaptığımız yöresel yemeklerimizin başında yer alır dogaba yemeğimiz. Aslında ismi Dehaba. Dehaba hep olsaydı anlamında Türkçe öyle oluyor. Deheba. Kürtçe öyle mi? Zamanla yumuşamış, dilden dile geçerken de böyle bir cümlelerde, kelimelerde değişiklik olunca dogaba olarak günümüze devam ettiriyoruz bu süreci. Peki bu da pahalı bir yemek mi? Yok, aslında yoğurtla yapılıyor. Köfte, kıymalı köfteler yine kemikli etten. Nasıl oluyor işte, para lazım hayatım. Ama şöyle, burası hayvancılık bölgesi olduğu için o dönemde hayvancılık çok fazla yapıldığı için de normal bir yemek olarak, ama aslında zamanla et bırakıldı. Ve onun içine buğday koyuyoruz. Buğday da bırakıyoruz. Et olmasa buğday da olsa olur mu? Yok, hepsinin aynı anda olması lazım. Etin tadı olmazsa yemeğin bir tadı yok, dogaba olmaz. Normal bir ayran çorbası gibi olmuş olur. İşte en büyük özelliği içindeki dağdan toplanılan kekik, yani catır dediğimiz. Öyle bir de mi? Et, kemikli etin olması. İçinde catır mı? Catır tabii mı? Ki. Katır gibi bir şey. Kekik, dağ kekiği. Dağdan topluyoruz. Siz mi topluyorsunuz? Kadınlar topluyor, erkekler topluyor. Ya. Kurutuyoruz. Peki siz nereden alıyorsunuz bunu? Bunları genelde kadınlar bahar ayında kendimiz gidip topluyoruz. Sen daha gittin mi? Hiç topluyor musun bunu? Ben hiç gidemedim ama genelde bizim çevremizde Aynur abla Gülonay gitmişlerdir. Yakın yerlere gidenler de olmuş. Gitmeyenler nasıl temin ediyor? Pazarlarda satılıyor mu? Satılıyor. Burada biz de bazen işte bunu toplayan kadın arkadaşlardan kurutuyorlar. Temiz bir şekilde, paketli bir şekilde satın alabiliyoruz. O güzel, o harika. Ama şöyle bir şey var kızlar. Bu bölgenin, Doğu Anadolu bölgesinin yemekleri hep etli. Aynen. Ve çok zahmetli. Hem de çok masraflı. Aynen. Bu bölgedeki insanlar boğazına çok düşkün olduğu için ben böyle düşünüyorum. Ben de Malatyalıyım çünkü. Aslında şöyle, hayvancılık ve tarım alanında bölge bu noktada çok iyi. Hayvancılıkla uğraştıkları için de etin olması ve tarımsal alanda yetiştirilen ürünlerin olması ve bu alanda kullanılması normal. Yani çünkü olsun, aynen. Et ettir. Sen de satın almıyor musun? Alıyorum tabii ki. Etsiz sofra olur mu? Herhalde. Bizler makarnayı işte kısırı mesela akşam annem gün
gündüz gün yapar. Hı-hı. Akşam yemeği de yapmak istemez, yorgun olur hani. Günden kalanları hani yiyelim der. Babam da derdi ki, ya yemek yok mu? Ne yiyeceğiz biz? Yani bunları yemekten saymıyoruz aslında biz. Hani yok, makarna, kısır falan. Olmazsa o sofrada yemek değildir. Bizde kısırla makarnayı da bazen evin erkekleri gerçekten bu... Hatta şey diyorlar, Kürtçe'de bir deyim vardır. Yani ne demek? Onu söyleyeyim. Yemekte behiyatan, yani yorgun, hani şey, üşengeç olanların yemeği diye. Aynen. Makarna için böyle söylerler. Ha, temel kadın yemeği diyor. Şuna bak, adamlara bak, ne laflar genelde diyorlar. Böyle diyorlar. Yemezler pek. Yemez. Kolay kolay yemezler. Tamam, kadının işi var, yorgun, başın kalabalık belki. Her üşengeç kadın yemeğidir makarna. Üşengeç kadın yemeği. Menemen onlar yenmez bizde. Ha, makarna üşengeç kadın yemeğiymiş hanımlar. Aynen. Sakın bir yerde makarna yapayım demeyin. Ben hani olur da misafir gelirim, davet olurum filan, makarna görürsem. Sakın hiç öyle bir hataya girmesinler. Yok, Allah ne verdi sanıyorsun. Ya ben makarnayı da burada nereye gitseniz etli yemek koyarlar önünüze. Değil mi? Kesin etli yemekleri getirirler. Sarmasıdır. Etli çorbalardır. Hepsi etlidir. Tabii canım, aynen, sarmayı ben de etli severim. Bizde şey de var, örneğin günlerde pasta börek yapmak yerine bu tarz yemekler yapılır, öyle günü kurtarırlar. Yani o bile, hani bunu yapmak bile pasta börekten çok daha iyi. Lüks oluyor yani, öyle düşün. Lükse girmek istiyorlarsa buyurun yemek yapın. Peki yap. Senin düğününde de bu yemekler yapıldı mı? Evet, benim düğünümde kız düğünüydü, dohaba yapıldı. Kız düğünü ne kız? Bizde kız düğünü ayrı, erkek düğünü ayrı. Sonra gelin almaya gittikten sonra kız düğünü bitiriliyor, erkek tarafına geçiliyor. İki gün sürüyor bizim düğünlerimiz. Evet. Kız düğününde bütün masraf kız tarafının mı, yine tabii erkek tarafının mı yapıyor? Kız tarafı kendi masrafını kendi yapıyor. Hmm. En azından evet, biz öyle. Evet, sonra erkekler düğün yaptığı zaman da hatta katılmıyorlar bir de o düğüne. Kız tarafı katılmıyor. Evet. Kız tarafı düğün bittikten sonra kendi tarafında evini temizliyor. Kızın işte gitmişlerse ağlıyorlar hala. Ya. Öyle evi toparlar ama genel olarak damat tarafında düğün devam eder ta ki akşam gece. Sen işte, çok ağladın mı? Yani. Burada gelinler çok ağlıyor ya. Siz de ağladınız mı? Ağladım yani. Tabii ki annemden, ailemden ayrıldım. Kaç yıl oldu evleneli? 22 yıl oldu evleneli. Maşallah. Abi nerede, ne yapıyor? Eşim serbest çalışıyor burada. Mutfakta yemek dağıtıyor o da. Okullara yemek getirip götürüyorlar. Araçla götürüyor, mutfakta yapılıyor. Araçları alıp taşıma okullara yemek götürüyor. Anladım. Sen ne iş yapıyorsun peki abla? Ben de halk eğitimde eğitmenim. Ay, en güzeldi. Evet. Abla senin eşin nerede? Eşim üniversitede genel sekreter. Evet. Ay, Hakkari misin? Evet, Hakkari'yim. Ay, ne güzel. Sen? Ben de usta öğreticiyim halk eğitimde. Maşallah, ne öğretiyorsun abla? Ben genelde bizim yöreye ait triko, yani örme. Öyle mi? Marifetli hanımlar. Bravo. Kızlar, evde yaşam nasıl? Hakkari'de evlilik nasıl gidiyor? Hep düğünlere geliyorum da, düğünde herkes mutlu. Peki düğünden sonra ne oluyor? Düğün sonrası da mutluluk devam ediyor. Yani. Normal ev hayatımızı yaşıyoruz. Pişman olan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi bu adam nelerden düştü. Olan vardır hocam ama... Ama genel olarak iyi gidiyoruz. Geleneklerine ve göreneklerine bağlı bir kent olduğu için ve herkes birbirini tanıdığı için, küçük bir yer olduğu için bize saygı daha çok ön planda, sevgi. Evlerde genel olarak bir şey yaşandığı zaman dışarısı çok bilmiyor ve bu da hem aileler arasındaki o saygınlığı devam ettiriyor. Hem de aile içindeki o şeyler bitiyor ama genel olarak kent olarak sakin, mutlu ve iyi yaşayan bir kentiz. Evet, ama şöyle bir durum var. Hani dediniz ya, evin içerisinde olan biteni kimse bilmez burada. Böyle anlaşamayanlarda da bu bölgede bir ayrılmama, hani burada boşanma olmaz, ayıp, hani ayrılamayız diyenler oldu. Mesela birkaç düğünde böyle sohbetlerimiz oluyor amcalarla falan. Amca oğlanı evlendirdi, nasıl gidiyor falan diye sorduğumda, vallahi anlaşamıyorlar da işte zar zor idare ediyoruz, bakalım nereye kadar gidecek diyorlar falan. Bir süre sonra birbirlerine alıştıkları için birbirlerini alttan alıyorlar. Yani sürekli tartışacak yerde biri birini alttan alıyor, daha güzel gidiyor evlilik, öyle daha tamamlanıyor. Hemen ayrılmaya gitmiyor yani. Büyükler araya giriyor, aynen, değil mi? Aynen, geri barıştırılıyorlar. Çok uç noktalarda, eğer çok şiddet boyutu farklıysa tabii ki ayrılma söz konusu olabilir. Peki hanımlar, gerçekten şiddetli bir geçimsizlik var. İdare. Sizce ömür boyu idare etmek, hani töreler ya da işte aman millet ne der, aman o laf eder, bu laf eder diye evli kalmak mı doğru, yoksa ömrüm bir
bir kere, hayat bir kere, hayatımı devam ettirmek mi? Sizce hangisi? Yani bir kadın olarak soruyorum. Şöyle düşünelim. Şimdi biz 2023 yılındayız. Hı hı. Gelenek ve görenekler zamanla kendini biraz daha yumuşatmış durumda. Çünkü aile büyüklerinin değişmesine, fikirlerin değişmesine, kültürler gelişebiliyor, değişebilir, kişiler değişebiliyor. Bir kere Z kuşağı geliyor. Tabii ki. Bu da etkiliyor. Eskiden yani annem onların anlattığı kadarını söyleyeyim, kesinlikle boşanma gibi bir laf edilemezdi. Yani. Herkes akraba burada çünkü. Aile büyükleri asla ve yadırganırdı nasıl boşanma, nasıl olmaz diye. Ama şu an öyle bir şey değil. Eğer ben kendim için örnek vereyim, anlaşamıyorsam, yapamıyorsam bunu en basit anneme, babama, abime ya da aile büyüklerime söylerim. Daha basit bir şekilde görüşülür. Erkek tarafıyla görüşülür. Onlar da uygun görürse bakıyorlar ki olmuyor. Çünkü eğer ortada çocuk da varsa, saygıyı da yitirmişlerse normal sıcak bakılıyor, ayrılabilir. Ama kadınlar burada, birçok boşanmış kadın var. Kendi ayaklarının üzerine durabilen kadınlar da var Hakkari'de. Tabii örnek verme noktasında söylemiyorum. Rol model olmaz açısından. Yuva çünkü her şeyin temelidir. Gerçekten saygı her şeyin temelidir. Bir kadın olarak da eğer anlaşamıyorsam bunu sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü hem sizden çok fazla gidiyor, hem de karşı taraftan da çok şey gidiyor. Yani şimdi ben bu konu hakkında bir fikir beyan edemem. Çünkü evlenmedim. Hı-hı. Çünkü çocuğum yok. Çünkü bir yuvam yok. Düğünü yaşamadım, gelinlik giymedim. Ailemde evli bir kadın psikolojisiyle yaşamadım. Bu konuyla alakalı ben hani ben olsam işte anlaşamıyorsam ayrılırım dersem davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya. Bekar kız boşamak kolay der. Aynen. O yüzden ben bu konuyla ilgili fikir veremem. Beyan da edemem. Kızlar bu konuyu kapatalım. Aynen. Allah herkese mutluluk versin. Aynen, ben niye böyle şeyle muhabbetlere girdim vallahi. Ne güzel yemekler varken boş verin. Hayat güzel, yaşam güzel. Birbirinizi sevin. Ayrılık kötü şey. Aynen. Değil mi? Birlik beraberlik. Amin. Birlik beraberlik önemli. Hakkari'li hanımlar. Van otlu peyniri olarak bildiğim bu peynir. Hakkari peyniri. Nasıl Hakkari peyniri? Hakkari peyniri. Şimdi bu Van peyniri mi, Van otlu peyniri mi, Hakkari otlu peyniri mi? Kavga çıkar bak, doğruyu anlat. Valla biz hazırız kavgaya da hazırız, her şeye hazırız. Aa, ben kavgaya gelmedim, olmaz. Şimdi Van otlu peyniri diye bir gerçek var. Onaylanmış, coğrafi işaretli, herkesin kabul ettiği bir peynir var. Onun içerisindeki ot, bu ot mu? Hakkari yöresinde bizim dağlardan topladığımız sirik otu. Tamam, ben bu otu Van'da da gördüm. Bunlar Van'da da yetişiyor bu otlar. Van'da da yetişiyor, buradan da alıp aynen getiriyorlar. Ve koyunla da, keçiyle de bu sütle bu peyniri yapıyorlar. Ve bu peynire coğrafi işareti Van almış. Hı-hı. Van kahvaltısında da bunu veriyorlar. Peki Hakkari peynirinin Van peynirinden farkı ne? Önce onu öğrenelim. Aynı peynir. Aynı peynir nasıl Hakkari peyniri oluyor? Şöyle diyelim, tarihsel sürecine biraz değinebilir miyiz? Tabii, şimdi Hakkari şöyle geniş topraklara sahip olan eskiden hükümdarların işte Mirler döneminde işte biz Kerkük'ten başlayıp ta ki Van'a kadar olan büyük bir hakimiyet içerisinde olan bir Hakkari beyliği vardı. Van da Hakkari olarak bilinir, Kerkük'e kadar da herkes Hakkari olarak bilinirdi. Hayvancılık noktasında da çok gelişmiş, halen de devam eden, bölgenin tamamında da devam eden bir hayvancılık söz konusu. Kültürlerin etkileşimi normal süreç içerisinde peynir. Peynirler, bu tarz şeyler, keşkeler vesaire daha birçok şey yöre halkı tarafından yapıldığı için ve sonradan da ayrıldığı için, Van olduğu için de Hakkari arkadaşların birçoğu da orada kalmıştır. Peynir doğal olarak da Van olarak ama aslında yine Hakkari olarak devam ediyor. Çünkü orada da aynı şey yapılıyor ama bu peynirin çıkış noktası Hakkari'dir. Peki Hakkari neden coğrafi işareti almadı? Evet, bu noktada Hakkari biraz geç kalmış olabilir. Ben söz konusu bizden hayatım. Önce davranmış olmaları. Ben önce evet. Mi davrandılar? Önce davrandılar. Ay, ama peynir var ya peynir. Çok önemli bir konu var. Vanlılar duymasınlar hayatım. Ya duysunlar biz. Van otlu peyniri Hakkari'nin mi Van'ın mı? Hakkari. Vanlıları getirsek Van diyecekler. Ya yine Hakkari peyniri. Bu Galatasaray Beşiktaş maçına döndü hayatım. Bu Hakkari peyniri. Bunun farklı şekilde de yapanlar var. Köylerde şırdanla yapan var. Van mesela şırdanla yapmaz bunu. Hatta Van'dan arayıp bize Hakkari peynirini. O zaman peynirini bu sorduğum soruyu şu anda programımız izlenirken Bahar Kapı'da 7 sayfamızda ve Bahar Gelir Official Instagram sayfalarımızda ben bu videoyu yayınlayacağım. Tamam. Van peyniri mi, Hakkari peyniri mi? Bu gördüğünüz otlu peynir Van peyniri mi, Hakkari peyniri mi diye sizlere soru soruyorum.
yorumlarda buluşalım canlarım. Aynen. Bahar Kapı'da 7 ve Bahar Gelir official sayfalarında videoyu yayınlayacağım. Ve orada Hodri Meydan mesajlara, yorumlara göre cevap verelim, değil mi? Aynen. Çünkü ben şimdi orta direk Şaban'ım. Ne Hakkari'liyim ne Vanlı'yım. Ama Van otlu peynir olarak biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Van'da sanırım yani bizim de Van'a gidip yediğimiz kadarıyla sirik otunun tek ya da tek şeyde peynir kullanılıyor. Ama Hakkari bölgesinde sadece biz bu otu kullanmıyoruz. Mevsimine göre siyabulu bir şekilde yapan da var. Onların hepsini Van'da yapıyorlar. Hayatım ben hepsini gördüm. Batumlu yediniz mi menengiçli peynir? Yedim. Hepsini yedim. Yaptılar, yapıyorlar. Bize hayatım. Hakkari etmeni. Hiç memleketini asla. Tam fanatik bir Hakkari'li. Evet. Kızlar sizi seviyorum. Ellerinize sağlık. Bu ortalık bir daha fazla kızışmadan ben yemeklerin tadına bakıyorum ve topukluyorum. Hadi o zaman yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüm gönlüm açıldı. Yemekler çok güzel. Keyfim yerine geldi. Elinize sağlık canlarım. Afiyet olsun canlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.